Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim mutfaktan bahtına tutmaç çorbası çıktı. Bu çorba Türk mutfağına özgü bir çorba veya aş olarak biliniyor. Bilenler için bugün ne pişirsem önerisi olsun, bir de benim yöntemimle deneyin. Bilmeyenlerse hiç korkmasın, yapımı oldukça kolay, tadı nefis bir çorba. Birçok farklı yapılışı var tabii ama bugün benim yaptığım tutmaç tarifini paylaşacağım sizlerle. Benim dolabımda önceden hazırladığım tavuk suyu vardı. Üzerindeki fazla yağı kenara ayırıyorum. Ocağa aldığım tencerenin içine tavuk suyu, 2 domates rendesi ve 2 yemek kaşığı salçayı katıp özleşinceye kadar kaynatıyorum. Tavuk suyum yeterli gelmeyeceği için üzerine biraz da su ilavesi yaptım. Her zaman söylediğim gibi benim ölçülerim 3 küçük 2 büyük için, yani aileme göre hazırlıyorum. Bu yüzden siz yiyecek kişi sayısına göre malzeme miktarını belirleyebilirsiniz. Çorbam iyice kaynayınca bir diş sarımsak rendesi ve tutmaç kesmelerimi tencereye ilave ediyorum. Benim tutmaç kesmelerim ev yapımı, kışlık olarak hazırlıyoruz ve buzlukta muhafaza ediyorum. Onun da nasıl yapıldığını mevsiminde sizlerle paylaşmak isterim. Çorbam kaynarken tutmaçları eklediğim için herhangi bir yapışma olmuyor. Siz de böyle yaparsanız sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Nohutlarım da önceden haşlayıp buzluğa koyduğum nohutlardı. Bu yüzden erimemesi için tutmaçlar biraz pişince çorbaya ekliyorum. Eğer elinizde tutmaç kesmesi yoksa bu çorbayı kare şehriye veya kare erişte diye marketlerde paket olarak satılıyor. Onunla da yapabilirsiniz. Hatta erişteyle de yapabilirsiniz. Çorbamız kaynayıp özleşirken bir tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ ve ayırdığım tavuk suyunun yağından koyuyorum. Yağın hepsini kullanmadım, yeteri kadar koydum. Yağım ısınınca bir miktar kuru nane ekliyorum ve naneyi iyice yakmadan kavuruyorum. Bu çorba için başka herhangi bir terbiye gerekmiyor. Yapımı gerçekten çok kolay. Eğer kıvamı koyu olacak olursa biraz su kaynatıp ilave edebilirsiniz. Sos olarak nane kullanıyorum ve tadını gerçekten yakıştırıyorum. Tabii siz dilerseniz başka baharat da kullanabilirsiniz ama tavuk suyunun lezzeti ve nanenin kokusu pişerken bile iştahınızı açıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bizim evin sevilen lezzetlerinden. Tutmaç kesmelerim şişip çorbam kıvama gelince üzerine hazırladığım naneli yağ döküyorum ve karıştırıyorum. Bu aşamada tuzunu da ilave ediyorum. Bir taşım daha böyle kaynatınca çorbamız servise hazır.
Tuzu en son ilave ettim. Eğer tavuk suyunuz tuzluysa veya domates rendesi yerine domates sosu kullanacaksanız tuz ilavesi yapmanıza gerek kalmayacaktır. Yine tuz oranını da damak zevkinize göre, kendinize göre belirleyebilirsiniz. Benim çorbam pişti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun ve tarifimle ilgili yorumlarınızı yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çorbamın kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Tutmaçlar durdukça şişmiş ve çorbam hafif koyu bir kıvam almış. Taneli çorba severler için mükemmel bir çorba. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.